İyi akşamlar. Bugün 12 Şubat Salı, KRT ekranlarında akşam haberleri başlıyor. İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter test uçuşunda acil iniş yapmak isterken bir sitenin oyun sahasına düşmüştü. Yüreklerimizi yakan kazada 4 askerimiz şehit oldu. Helikopterin düştüğü yerin bu sabah çekilen görüntüsü şehit pilotların nasıl bir facianın önüne geçtiğini gözler önüne serdi. Olayla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Yaklaşık 2,5 ay önce de hemen hemen aynı bölgede aynı tip bir helikopter daha düşmüş ve 5 asker şehit olmuştu. Kısa arayla gerçekleşen bu iki kazanın ardından gözler aynı UH-1 tipi helikoptere çevrildi. Nasıl çıkmadı abi? Askeri helikopter Çekmeköy'de bir sitenin oyun parkına düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Test uçuşu için 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan havalanan UH-1 tip helikopterde önce 2 pilot ve 4 teknisyen vardı. Bakımdan yeni çıkan helikopter önce piste iniş yapıp 2 teknisyeni indirdi ve yeniden havalandı. Ancak Kirazlıdere Mahallesi üzerinde arızalandı. Helikopter pilotları binanın arkasındaki bir açık araziye zorunlu iniş yapmaya çalıştı. Pilotlar son anda bir çabayla helikopterin binalara çarpmasını önledi. O manevra olası daha büyük bir faciayı engelledi. Neyse ki çocuk oyun parkında da kimse yoktu. Sabah saatlerinde çekilen görüntüde nasıl bir faciadan dönüldüğü daha net anlaşıldı. Helikopterin havadayken seyir anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görgü tanıkları olay anını anlattı. Baktım abi yukarıda manevra yaptı. Manevra yapınca kuyruğu düştü. Kuyruğuyla beraber yere düştü abi. Ondan sonra sitenin içine atladık biz. Sitenin içine düşüyor. Sitenin içine atladık. Atlar atlamaz hiç müdahale etmeye çalıştık abi. Alev topuna döndü bir anda. Yani bu havada büyük ihtimal, çünkü ben dumanı gördüm. Bir ateş gibi bir şey daha gördüm. Hani havada yanmaya başladı. Havaya da yanmaya başladı çünkü hava çok yüksekteydi. Aşırı derece yüksekteydi yani. Bu dedim düşüyor. Çünkü yalpalamaya başladı. Yalpalamaya başladı, bu tarafa dedim bu tarafa düşüyor. Ben çünkü o arada bıraktım. Koşmaya başladım. Hani yardıma koşacaktım. Hani koşmaya başladım. İş geldim. Sitenin içinden girdim. Ağkarım tarafından. Geldim de yaralı vardı. Sivil yaralı. Olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edildi. 4 asker hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 asker de şehit oldu. Kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Asubay Başçavuş İlyas Kaya ve Asubay Yüzçavuş Yakup Avşar şehit düştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada kaza ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından da kazanın incelenmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevlendirildiği bildirildi. Bu arada Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yayın yasağı kararı getirildi. Aynı bölgede yaklaşık 2,5 ay önce de yine UH-1 tipi askeri helikopter düşmüş, 5 askerimiz şehit olmuştu. Bu arada şehitler için sabah saatlerinde bir tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Peki 2,5 ay arayla 2 helikopter kazasında 9 şehit verdiğimiz UH-1 helikopterinin özellikleri neler? Bu helikopterler 1970 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde. Skorskilerin göreve başlamasının ardından UH-1'ler daha çok eğitim uçuşlarında kullanılmaya başlandı. UH-1 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nda da görev aldı. UH-1 arama kurtarma nakliye ve pilot eğitimleri görevlerinde kullanılmak üzere Amerikan merkezli Bell firması tarafından üretildi. Son üretimi 1976 yılında yapılan helikopterden bugüne kadar yaklaşık 16 bin adet üretildi. Bu modelin yaklaşık 5 bini Vietnam Savaşı'nda kullanılamaz hale geldi. Tek motorlu UH-1 helikopterleri dönen dönem yenilenen versiyonlarıyla 1980'li yılların sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopter filosunun bel kemiğini oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 yılına kadar UH-1 helikopterlerinin tamamını envanterinden çıkarmayı planlıyor.
Evet, bu kazada 4 askerimiz şehit düştü. Yüreklerimiz bir kez daha yandı. Ayrıca askerlerimiz memleketlerinde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen 4 asker için tören düzenlendikten sonra memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin tabutları Türk bayrağına sarıldı. Törenin ardından askeri uçakla Yüzbaşı Ümit Özerli'nin cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Assubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Assubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi Niğde'ye gönderildi. Şehit olan kara pilot Yüzbaşı Semih Özcan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Nezihe, babası İlhami, eşi Gizem Özcan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Acının bir diğer adresi İzmir'di. Kurmay pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Peygamberlikten sonraki en yüce makam olan, manevi makam olan. Şehit Özerli İzmir'de son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehit Assubay Yakup Avşar'sa memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Dört kardeşin en küçüğü olan Şehit Yakup Avşar'ın eşi Mürşide Avşar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Törende şehidin ailesi oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yakup Avşar kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Beni mahvettin kahve. Assubay Başçavuş İlyas Kaya ise Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında bugün kaza kırım ekibi çalışma yaptı. Ayrıca 4. Havaalay Komutanlığı'nın Trakya'ya taşınması için çalışma başlatıldı. Kaza kırım ekipleri Park Verde sitesinin oyun parkına düşen UH-1 tip helikopterin enkazında gün boyunca inceleme yaptı. Ardından helikopterin enkazı AKOM'a ait kamyona yüklendi. Helikopter yakıtının yangın tehlikesi oluşturma ihtimaline karşı enkaza köpük sıkıldı. Kamyona yüklenen enkaz branda ile örtülerek götürüldü. Son 2,5 ay içerisinde meydana gelen 2 kazada kent merkezinde yaşandı. Bu nedenle İstanbul Çekmeköy'deki 4. Havaalay Komutanlığı'nın Trakya'ya taşınması gündeme geldi. 26 Kasım'da gerçekleşen ilk kazanın ardından UH-1 tip helikopterlerle ilgili bir çalışma başlatıldığı ortaya çıktı. Envanterde bulunan 126 UH-1 tip helikopterin motorların bakımının yapılması ve testlerinin tamamlanmasının ardından uçuş izni verilmesine yönelik karar alındığı bildirildi. Dün gerçekleşen kazanın da motor bakımı tamamlandıktan sonra test uçuşu yapılan bir helikopter olduğu öğrenildi. Bu arada 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hamza Çebi şehit askerlerden birinin uçuştan önce eşini arayarak helikopterin arızalı olduğunu söylediğini belirtti. Akif Hamza Çebi sosyal medya hesabı üzerinden bu açıklamayı yaptı. Hamza Çebi, şehitlerimizin ailelerini hastanede ziyaret ettim. Gözyaşları içinde bir kadınımız, helikopterde bulunan eşinin uçuştan önce kendisine telefon ederek helikopterin arızalı olduğunu söylediğini iletti.
Havuz medyası bu bilgileri vermez. Televizyonlar, gazeteciler gelip gerçeği araştırmak yerine yetkililerin standart açıklamalarını verip varsayımlar üzerine uzmanları konuşturup gerçeği karartıyorlar. Yazıklar olsun ifadelerini kullandı Akif Hamza Çebi. Kilisin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi ve olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri o terör saldırısından. Türkiye sınır hattına 10 kilometre uzaklıkta Halep'e bağlı Çobanbey beldesi Vukuf köyü yakınlarında saat 16.30 sıralarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralandı. Saldırıda araçta bulunan PKK-PYD'li teröristin öldüğü bildirildi. Saldırının terör örgütü PKK-PYD tarafından Özgür Suriye Ordusu sorumluluk alanındaki gümrük kapısındaki kontrol noktasına yönelik olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin dört bir yanında İşkur kapılarında 6 aylık geçici iş için oluşan uzun kuyrukları, ülkenin en büyük sorunu işsizlik gerçeğinin birer fotoğrafı olarak ekrana taşıyoruz. Taşımaya da devam edeceğiz. Ama bugün Bartın'dan ve Zonguldak'tan öyle görüntüler geldi ki artık bu fotoğrafın adı da değişti. Bartın'da taş kömürü işletmelerinde yer altında çalışacak 200 işçinin alınacağı duyurulmuştu. Kapıya binler dayandı. İzdiham oldu. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüler kadar iş başvurusu yapanların tamamının 32 yaşından gün almamış olması, yani hepsinin birer genç işsiz olması çarpıcı. Bu görüntüler işsizliğin, umut izdihamının çarpıcı görüntüleri. Bartın'da Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri 200 yeraltı işçisinin alınacağını duyurdu. İşkur'un kapısına binler dayandı. Gece başlayan yoğunluk gündüz de devam etti. İş başvurusu yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Burası ise yine geceden kuyruğa girilen Zonguldak. Akşamdan gelen ve soğukta bekleyenler sabah başvuruda bulunmak için çabalarını sürdürdü. Vallahi herkesin bir umudu. Umut olmaya zaten buraya boşu boşuna gelmez. İnanıyor musunuz geleceğimize? Nasip, şans işte bu şey. Nereden geliyorsun? Saltıkova'dan, Çaycuma'dan. Ocakta nasıl çalışılır, nasıl iş yapılır onları hep biliyorum. İnşallah nasip olana, ihtiyacı olana çıkar abicim. Kuyruğun ucu görünmüyor. Aşağıdan da kestirdim zaten, tamam mı? Burası tamamen boşaldıktan sonra orada 25'er 50'şer alacaklar gene aşağıdan. Burası komple bomboş oldu. İş bulma izdihamı işsizlik konusundaki durumun çarpıcı ve acı boyutunu gözler önüne seriyor. Başvurumuzu yaptım. Bartın'dan gelen bu görüntüler günün en çarpıcı görüntüleriydi belki de, ama onların daha fazlası da var. İş kuyruğuna giren genç işsizler aslında İşkur'un kapısına daha gün doğmadan, gece yarısından itibaren dayanmaya başladı. Battaniyesini kapan oraya koştu. Görüntüler yer altında çalışacak işçi alınacak duyurusunun ilk gününde Zonguldak ve Bartın'da. Yarından itibaren önümüzdeki hafta pazartesiye kadar, cumartesi pazar da dahil, biz burada müracaat alacağız, tamam mı? Kimseyi mağdur etmemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Alo 170'ten müracaat edebilirsiniz. Yetkili böyle dedi ama onlar sırada beklemeyi tercih etti. İçleri rahat etmedi, endişeliydiler.
Bunu da arkadaşlar sıraya yazacaklar. Gelen ismini yazdırsın tekrar. Abla gitsin. Yarın sabah ilk 9'dan başlayacaksın değil mi? İlk 9'dan başlayacaksın. Verdim. Diyelim benim ismim yok. Geldi ben müradedim. O nasıl oldu? Onu bizim bilmemiz mümkün değil. Gece yarısı girdiler sıraya, çabaları iş bulmak için. Sıraya girsin. Herkes kimliğini çıkartsın, yazsın. Yazılıyor bak burada. Yazılar evine. Herkes sıraya girsin. Ya kardeşim boşalt. Boşalt şurayı da. Bu görüntüler Zonguldak'tan. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak 1000 işçi için başvurular sabah mesai saatiyle birlikte başlayacaktı ama sıra gece saatlerinde başladı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da kuyrukta bekleyen gençleri ziyaret etti. O gece 12.30 TTK'nın işçi alımı yapacağı, 1000 işçi alımı yapacağı başvuruların başladığı gece hep birlikte burada pek çok işe girmek isteyen vatandaşımızla, gencimizle birlikteyiz. Başvurular için şu anda sıraya girdiler. Çok ciddi sayıda 1000 kişilik bir alım için belki 30 bin gencimizin kuyruğa gireceği, sıraya gireceği soğuk bir gece bir aradayız. Tıpkı yıllar önce Büyük Madenci Yürüyüşü'nün yapıldığı o soğuk Ocak günlerindeki gibi şu anda da gençlerimiz bir iş kapısı aralamak için, TTK'ya girebilmek için şu anda hep birlikte bir aradalar. Üşüyorlar, soğuk. 5'ten beri abi. Her gün bir markette de var. Saat 4'te de vardı bu zaten. Şey, peki ne kadar bekleyeceksin burada? Sabaha kadar abi. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Müracaat etsin, sabaha kadar bekleyeceksiniz. Evet, kurum önlerindeki yaklaşık 1000 genç sıraya girerek sabah olmasını beklemeye başladı. Yanlarına çay çekirdek getirenler bile vardı. Abi TTK'ya alım var dediler. Geldik. İzdiham mı var, alım mı var biz anlamadık. Alım yok, rezillik var, başka bir şey yok. Yani. Peki ne kadar bekleyeceksiniz burada? Sabaha kadar bekleyeceğiz. Açılana kadar abi, geçkol, biz buradayız. Sıra gelirse. Bu görüntülerse Bartın'dan. İş bulmak isteyen gençler gecenin ayazından etkilenmemek için battaniyelerle gitti iş kur önüne. Şurada bir tane bir yetkili tutsa, geceden numara verseler bu kadar olmaz yani. Şu rezilliğimize bak ya. Sabah 7'ye kadar kim bekleyecek abi böyle? Yazık günah değil mi ya? Umutlu musunuz peki? Yok abi, ne umudu ya? Ne umudu abi bak. Adam kendini parçaladı, kasat abi. Yazık günah abi, yok abi yok. Bak. 1000 kişi içinden 200 kişilik kontenjanın ayrıldığı Bartın'da iş başvurusu yapmayı planlayan gençler gece saatlerinden itibaren çalışma ve iş kurumu önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Geldik kalkıp onda yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Abi başvuruyor TTK için. İşte bekliyoruz oğlum. Ne zaman sıraya gelir o da belli olmaz yani. Burada bu kadar insan, 1000'i geçik insan var şu an. Ne zaman sıra gelir, ne zaman kayıt olur bilmiyoruz. Artık Allah'a kaldı şimdi yani. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yavuz Yılmaz merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Az önce yansıyan görüntüleri izleyicilerimiz de bizimle birlikte izlediler efendim. Yansıyan iş kuyruğu görüntüleri bir kez daha ama bu sefer dünyanın belki de en zor mesleği maden işçiliği için yapılan başvurular söz konusu. Türkiye'de biraz daha zor belki de söz konusu iş kolu. İşin fıtratında ölüm mü var bilemeyiz ama bu kadar zor, bu kadar meşakkatli bir meslek için dahi başvurular artık iş kuyruğu değil, izdiham noktasında. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, işin fıtratında, fıtratı tabii kader değil, plansızlık, programsızlık, koordinasyonsuzluk ve maalesef vicdansızlık. Bildiğiniz gibi Türkiye Taş Kömürü Kurumu norm kadrosu 14.500 olduğu halde şu anda 7.200 işçiyle çalışmakta. Bu kadar düşük sayıda işçiyle çalışması nedeniyle de iş güvenliği açısından bile tehdit altında olan bir çalışma ortamına sahip. Aynı zamanda Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun içinde eşit işi eşit ücret talebi olan yer üstünde de işçiler var. Bu anlamda iş barışında da çok ciddi sıkıntılar var. Bu denli yaklaşık 7.300 işçiye ihtiyacı olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu maalesef
inatla emeklilik bir yıldaki emekli sayısından bile çok daha düşük olan 1000 rakamındaki işçiyi şu anda almak için başvuruları kabul ediyor. 1000 işçi için 30.000 gencin şu anda İşkur'a başvuru yapmakta olduğu, hatta bu sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor. Bu yüksek iş başvuru sayısının özellikle son 16 yılda katlanarak artan Zonguldak'taki ve Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını da herkesin gözü önüne serdiği bir vaka olarak şu anda önümüzde duruyor. Geçim derdine düştü ve gelecek kaygısı yaşadığı için yerin altında çalışmak amacıyla iş başvurusu yapan gençlerimizin soğukta, uykusuz bir şekilde, aç bir şekilde bekletilerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bu başvuru süreci maalesef çok rencide edici olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Oysa ki bilgisayar altyapıları kurularak bir spor salonunda sıcak bir ortamda başvuruların alınması çok daha uygun, mümkün ve insani olacaktı. Maalesef kardeşlerimize reva görülen bu işe alım yöntemiyle yaşatılan eziyeti biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyor. İki alınacak 1000 ve alınamayacak 29.000 işsiz gencimizin her zaman yanlarında olarak haklarını savunacağımızı ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda gerek Milli Piyango gerek sayısal loto ikramiye çekilişlerinden üzerindeki soru işaretleri kaldırılamadığından hareketle bu işçilerin, işçi kardeşlerimiz için yapılacak kura çekiminde de bir şaibe oluşmaması için kimsenin hakkının kimseye geçmemesi, torpil yapılmaması, insan kayırmacılığı yapılmaması için de biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak kura çekim gününde bizzat salonda bulunarak bu tip manipülatif girişimlerin de önüne geçeceğimizi tüm halkımız adına size aktarmak istiyorum. Sayın Yavuz Yılmaz, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağolunuz efendim. Sevgili izleyenler, yayına devam. Kartal'da çöken Yeşil Yurt apartmanının bitişiğindeki Yunus apartmanının yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. On katlı Yunus apartmanının yıkımına kendi kendine yıkılma tehlikesi nedeniyle önceki gün başlanmıştı. Dün gün boyunca devam eden çalışmalara dün akşam ara verilmişti. Çalışmalar bu sabah tekrar başladı. Yunus apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul Küçükçekmece'de ise 5 katlı bir bina yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Eşyaları evlerinde kalan bina sakinleri ekiplerin incelemelerinin ardından izin verilirse evlerine girip eşyalarını alabilecek. Tevfik Bey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak'ta bulunan 5 katlı bina boşaltıldı. Apartman sakinlerinden birinin polise haber vermesiyle binaya gelen belediye görevlileri binanın boşaltılması kararını aldı. Bina sakinleri gün içerisinde inceleme yapan ekiplerden gelecek haberle binada bulunan eşyalarını almayı bekliyorlar. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen binanın çevresinde önlem alındı ve mühürleme işlemi yapıldı. Liderlerin meclis mesaisinde en önemli gündem başlıklarından biri Kartal'daki çöken bina oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı bir iddiayı gündeme taşırken İYİ Parti lideri Meral Akşener hükümeti sert sözlerle hedef aldı. Deprem olsa kim bilir kaç bina daha yıkılacak. 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti. 21 yılda İstanbul'da ne yapıldı? Depreme karşı hangi önlemler alındı? Bir ahlaki tükenmişliğin, Allah'ın yarattığı canı bile hiçe sayan gözü dönmüşlerin yarattığı enkazdır. İYİ Parti bu elim olayın peşini asla bırakmayacak. Bu olaydan alacak
çok dersimiz varmış. 25 yıldır siz ders alabilseydiniz bu felaketleri yaşamazdık. Liderlerin gündeminde Kartal'da 21 vatandaşa mezar olan çöken bina vardı. Muhalefet sert eleştiriler yöneltti iktidara. İmar rafı çıkardılar. Ya arkadaş, imar rafı çıkarıyorsan sağlam binaya çıkar. Çürük binayı da zaten yıkacaksın. Ama tescilli tabut haline getirdiler. İstanbul'u şehir olarak katlettiniz. Şimdi çöken binalarla insanlarımız bedelini ödüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı bir iddiayı gündeme taşırken İyi Parti'den de sert tepki geldi. O binayı kaçak yaptıran, üstüne kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Herkes bu gerçeği bilsin. Kesin suçu bir başkasına atacaklar. Ormanları gizlice yedi cüceler mi kesti de sen görmedin? Deniz kenarlarını orklar, Yecüc Mecicler mi istila etti de sen durduramadın? İktidar kanadından bu eleştirilere herhangi bir yanıt gelmemesi ise dikkat çekti. Para konusunda sıkıntımız var. TOKİ bizi perişan etti. İnşaat sektöründe yaşanan krizi en çarpıcı şekilde ortaya koyan bu sözler yeni yapı patronu Mehmet Naci Topsakal'a ait. O sözlerin söylendiği kişi ise AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiye kadar kapalı kapılar arkasında konuşulan bu gerçeği Türkiye açık unutulan bir mikrofon sayesinde öğrendi. Önde gelen bir inşaat şirketi patronuyla Cumhurbaşkanı arasında geçen bu diyalog Atatürk Kültür Merkezi'nin görkemli temel atma töreninde yaşandı. Para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok TOKİ bizi perişan etti. Ömer Bey perişan etti. Erdoğan'ın açık kalan mikrofonundan kriz itirafı çıktı. İşte o anlar. Para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok TOKİ bizi perişan etti. Ömer Bey perişan etti. Yeni yapının patronu Mehmet Naci Topsakal'ın serzenişini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonunun açık olduğunu üzerine vurarak test ediyor ve sen öyle deme şimdi diyerek diyaloğu sonlandırıyor. Para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok TOKİ bizi perişan etti. Ömer Bey perişan etti. Çarpıcı diyalog yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin görkemli temel atma töreninde yaşandı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un sahnede olduğu esnada Erdoğan ve yeni yapı patronu Mehmet Naci Topsakal birbirine yaklaştı. Topsakal aynı sahnedeki TOKİ'nin patronunu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti. Para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok TOKİ bizi perişan etti. Ömer Bey perişan etti. Yüklenici firmayla beraber kararlı bir şekilde 2 yılda inşallah burayı bitireceğiz. Türkiye inşaat sektöründeki krizin itirafı anlamına gelen gerçeklerle açık kalan mikrofon sayesinde yüzleşebildi. Görkemli tören Erdoğan'ın konuşmasıyla sürdü. Yüklenici firmayla beraber kararlı bir şekilde 2 yılda inşallah burayı bitireceğiz. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. Evet, bir sıcak haber vereceğiz sizlere. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren bir haber sevgili izleyenler. EYT ile ilgili CHP'lerin vermiş olduğu yasa teklifi yine AKP ve MHP'lilerin engeline takıldı. Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li Ayhan Barut tarafından verilen kanun teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemini yine en ana noktada, en temelde ilgilendiren konuyla. Kuyruklar, kuyruklar, kuyruklar diyeceğiz size sevgili izleyenler. Çünkü olağanüstü dönemlerin çarpıcı fotoğrafları hep o kuyruklarda çekiliyorlar. Aslında ekmeğin bir süre karneyle dağıtıldığı 2. Dünya Savaşı günlerindeki gibi bu günlerde dünya büyük bir insanlık felaketiyle karşı karşıya değil. Ama her ne olduysa halk yıllar sonra birkaç kilo sebze için
kuyruğa girmek zorunda kaldı. Oysa son yıllarda Türkiye'yi yönetenler tarihteki o kuyrukları seçim meydanlarının siyaset sakızı haline getirmişlerdi. Sizler nüfus kağıtlarınızda, karnelerinizde yağ almak için damgaların olduğu günleri bilirsiniz değil mi? Gaz yağı almak için o mühürleri bilirsiniz değil mi? Ekmek almak için o mühürleri hatırlarsınız değil mi? Kömür almak için o mühürleri iyi bilir. Ama elhamdülillah. Şimdi böyle bir şey var mı? Bu ne ya? Sizce doğru mu bu? Doğru mu insanlar böyle sıradayken? Doğru mu hayatım? Doğru mu? Allah gidin Allah aşkına şu insanların haline bakın ya. Bu kuyruk görüntüsü 1940 ya da 1970'li yıllardan değil. Artan gıda fiyatlarının ardından marketlerde ve pazarlarda sebze alabilmek zorlaşınca hükümet çözümü bu gördüğünüz tanzim satış merkezlerinde buldu. Fiyatlar indirildi ama alıma kotalar da koyuldu. Mesela kilogramı 4,5 lira olan patlıcandan sadece 1 kilogram alınabilecek. CHP denilince akla ne gelir arkadaşlar? Ekmek karnesi gelir, karne. Kuyruklar gelir 70'li yıllarda. Dönemin başbakanı olan Ahmet Davutoğlu da aynen Recep Tayyip Erdoğan gibi değinmişti karne ile ekmek satın alındığı döneme. Peki o günlerde ülkemizin durumu şu anla kıyaslanabilir miydi? Büyük buhran ve sonra İkinci Dünya Savaşı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde neredeyse Osmanlı'dan kalan hiçbir şey yoktu. Savaştan çıkmış bir ulus, savaşın derin izlerini sinesinde barındıran bir memleket vardı. Nitekim o dönemde dünya büyük kıtlık ve yıkım yaşıyordu. Pek çok ülkede ise gıdaya ulaşım karneye, yani devlet kontrolüne bırakılmıştı. İsmet İnönü, Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmayarak Türkiye tarihini etkileyecek bir karar aldı. Ve o dönemi anlatan bugünlere kadar gelen o cümle. İsmet İnönü'ye, sen bizi ekmeksiz, şekersiz bıraktın diyen çocuğa İnönü, ben sizi ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım demişti. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı savaşıydı. Sona erdiğinde 60 ile 65 milyon arası insan ölmüştü. Bunlardan 27 milyonu Sovyet, 10 milyondan fazlası Çinli, 6 milyonu Yahudi, 6 milyondan fazlası Alman, 3 milyondan fazlası Polonyalı, 2,5 milyonu Japon ve 1,5 milyonu Yugoslav'dı. İnönü dünyada takdir gören müthiş bir diplomatik hamleyle Türkiye'yi savaşın dışında tutmayı başarmış, Türk çocukları bir süre ekmeksiz kalmış ama babasız kalmamışlardı. Arap-İsrail Savaşı petrol fiyatlarını arttırmış, dünya borsasında çöküş başlamıştı. 1974'te Kıbrıs Harekatı ile birlikte Türkiye ekonomik ambargo ile karşı karşıya kalmıştı. O günlerde de benzin, tüp, yağ kuyrukları oluşmuştu. Kömür almak için o mühürleri iyi bilir. Ama elhamdülillah. Şimdi böyle bir şey var mı? Kuyruklar zaman zaman siyasetin malzemesi oldu. Tarihi derinlik çoğu zaman göz ardı edildi. Erdoğan da 4 Haziran 2018'de bu soruları yöneltmişti. Bugünlerde medyada, sosyal medyada yepyeni kuyruk görüntüleri yayımlanıyor. Halk birkaç kilo soğan, patates, biber, patlıcan alabilmek için tanzim satış merkezlerinde saatlerce bekliyor. Vallahi komik. Zamanında tüp kuyrukları da eleştiriyorlardı. Şimdi aynı kuyrukları burada da görüyoruz. Ve halk merak ediyor. Daha önce olan şeyler de bunlar. Niye daha önce böyle bir tedbir alınmadı da şimdi? Neden şimdi? Bu bir seçim vaadinden başka hiçbir şey değildi bu. Pahalılığa çözüm olarak sunulan tanzim satış merkezleri sosyal medyada da gündem. İstanbul ve Ankara'da oluşan kuyrukların görüntüleri bakın sosyal medyaya nasıl yansıyor. Bir yurttaş Ankara'dan bu fotoğrafları paylaştı. Sıhhiye tanzim satış noktasında 1,5 kilometre sıra var. Bir bu kadar insan da sıra gelmez diye sıraya girmiyor. 25 ve 26. dönem CHP milletvekili Şerafettin Turpçuysa,
Bu video 1970'lerde kısaca HP iktidarında Kıbrıs Barış Harekatı ve Haşhaş ekimi sonucu ABD'nin uyguladığı ambargoyla oluşan yağ mazot tüp kuyruklarını değil, AKP'nin 2019'da tarımımızı getirdiği hazin durum sonucu bugünkü yeni kurulan Tanzim satış kuyruklarını gösteriyor diyor ve görüntü paylaşıyor. Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu da Tanzim satışla iktidar seçim sürecinde avantaj sağlamaya çalışırken yarattığı yoksulluk uzun kuyruklarla daha çok görünür hale geldi yorumunu yapıyor. Ve bir vatandaş Ankara'daki kuyruğu böyle görüntülemiş. Videonun sonundaki şaşkınlığını anlatan sesi de kaydettiği görüntülere yansımış. Abo. Ve 22. dönem milletvekili Emin Şirin'in Twitter paylaşımı. Tanzim satış kamyonlarını görünce İstanbul'a 1954'te gelen bir marketin kamyonlarını hatırladım. Belediye, Ziraat Bankası ve marketin de hedefi hal terörüydü. 65 sene sonra aynı yerdeyiz. Mal arzı ve üretim artmadan fiyatlar düşmez. İşte sosyal medyada yer bulan bir yorum daha. Solcu bir lider Tanzim satış mağazası açarsa komünist olur. Sağcı biri açarsa halkın adamı. İşte biz buna siyasal İslamcı ikiyüzlülüğü diyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medyadan bu konu üzerine paylaşım yapmayı ihmal etmemiş. Tanzim satış noktalarımız vatandaşımızın hizmetinde, milletimizin memnuniyeti bizim için her şeyin önünde geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Tanzim satış merkezleri üzerine bir tweet atarak, Keçiören Tanzim satış noktasında uygun fiyatla satılan sebzeler vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gördü. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mutluluğu çalışma azmimizi arttırdı yorumunu yapıyor. Hükümet artan meyve sebze fiyatlarına karşı Tanzim satış noktaları oluşturdu. Siyasetin de bir numaralı gündem başlığı bu konu oldu. Liderler arasında meyve sebze fiyatları üzerinden polemik yaşandı. Ne diyorlar? Domates. Ne diyorlar? Patlıcan. Ne diyorlar? Patates. Ekmekten bahsetmeyip neden bahsetsin? Aç ya adam, aç. Vatandaşı soğana muhtaç eder hale getirdiler. Efendim ekmek bulamadılarsa, soğan bulamadılarsa efulü alsınlar diyecek. Ejder meyvesi alsın diyecekler. Ne diyelim peki? Vallahi bizim yediklerimiz bunlar. Siz de kalkın sarayda yediğiniz, içtiğiniz ejder meyveli smoothie anlatın. Siyasetin yeni polemiği meyve sebze fiyatları. Artışın nedeni iktidara göre Türkiye yönelik operasyon. Muhalefete göre ise iktidarın yanlış tarım politikaları. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor. Patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar çarpık, bu kadar uçuk, bu kadar temelsiz bir suçlamayla karşılaşmadı. 3 tane belediye için Türk devletini bu kadar aciz göstermek olur mu? Ülkemizi uluslararası alanda tecrit etmeye kalkıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de hamdolsun boşa çıkardık mı? Adeta Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Erdoğan'ın bir merminin fiyatı ne kadar çıkışı da liderlerin gündemindeydi. Bir merminin fiyatı nedir düşünün. Benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu bir düşünün. Soruyorum. Samandan mercimeğe, canlı hayvandan ete kadar her şeyi ithal ediyorsun kardeşim. Yani bu ithalatın sebebi terör örgütüyle mücadele eden güvenlik güçlerimizin attıkları mermiler mi arkadaş? Mermiyi sivri biberden, barutu domates çekirdeğinden mi yapıyorsunuz? 2,5 katrilyon liraya aldığın o lüks uçağın kaç mermi eder? Önce bunu bir hesapla da sonra millete ahkam kesersin. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Domatesin, biberin fiyatı bile kurşunun, merminin fiyatıyla açıklanıyor dedi. Erdoğan
Şimdi bugünlerde tabii patlıcana taktı kafayı. Domates ve patlıcanın 15 lira olmasına, aşımıza kattığımız her şeye %300 zam gelmesine itiraz ediyor. Fakat bu itirazını öyle bir yerden ediyor ki sebze depolarını hedef gösteriyor. Oralara polis baskınları düzenleniyor. Ya da mermi fiyatını dile getiriyor. Bir merminin kaç lira olduğunu halka soruyor. Evet, tanzim satışları ile dün başladı. Koca İstanbul'da 50 tane tanzim satışıyla büyük bir algı yönetimi yandaş medyası tarafından sürdürülüyor. Pazarcı esnafını, halk esnafını hedef haline getirip kendisinin yaratmış olduğu tarım terörünü örtbas etmeye çalışıyor. Bugün bu ülkede tarım politikası iflas etmiştir. Hayvancılık yok edilmiştir. Ekilebilir arazilerin çok büyük bir kısmı betonlaştırılmış. Neoliberal politikalar tüm ülkeyi esir almış durumdadır. Domatesin, biberin fiyatı bile asgari ücretle değil, kurşun fiyatı ile açıklanabilir hale geldi. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar. Erdoğan, biz kurşunun fiyatını bilmiyoruz. Evet, biz kurşunun fiyatını bilmiyoruz Erdoğan. Çünkü biz barış sevdalısıyız. Biz tank, tüfek, top fiyatlarını bilmiyoruz. Çünkü bizim kimsenin yaşam hakkında, toprağında, zeytininde gözümüz yok. Soğan son 6 aydır üzerinde en çok konuşulan ürün. Fiyatının düşmesi için geçtiğimiz haftalarda gümrük vergisi de sıfırlandı. İthalat yolu açıldı. İran'dan ithal edilen soğanlar Van'da tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle gümrük vergisi Şubat sonuna kadar sıfıra indirilmişti soğanın. Kararın ardından Van'ın İran'a açılan Kapıköy gümrük kapısından ithal soğanlar giriş yaptı. Günlük yaklaşık 3-4 tır soğan ülkeye giriş yapıyor. Her tır ortalama 22-23 ton soğan alabiliyor. Konuyla ilgili konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, sıfırlanan gümrük vergisi süresinin uzayabileceğini, pazardaki fiyatı 6-7 liraya ulaşan soğanın ithalinin satış fiyatının 3 lira civarında olduğunu söyledi. Yaklaşık bir hafta 10 gündür İran'dan çok yoğun bir şekilde Türkiye'de soğan ithalatı yapılıyor. Belli bir süresi var bunda, sanırım 28 Şubat son tarih olarak belirlenmişti. Gerçi uzatılabilir diye bir söylenti de var ama bize intikal eden 28 Şubat itibariyle bitecek. Bu arada çok yoğun bir şekilde soğan ithalatı yapılıyor. Türkiye'ye, bizim üyelerimize, esnafımıza maliyeti 2-2,5 lira civarında Türkiye'ye mal oluyor. Burada da herhalde toptan satış fiyatları da 3 lira civarında piyasaya sürülüyor. Ancak ithal soğana rağbet oldukça az. Manavlar İran'dan gelen kuru soğanların kalitesiz olduğunu söylüyor. İthal soğanlarımız geldi de ithal soğanlar 1 lira Türk soğanla arasında fark var. Yalnız bu Türk soğanımızı alsak daha iyidir. Çünkü ithal gelen soğanlarımız hepsi yarı yarıya filelidir. Yarısından yani içleri siyah çıkıyor, buruşmuş ve de soğuk almış. Ne bileyim zaten çok bekletiliyor. Öte yandan Niğde'de soğan fiyatları düştü. Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Tahir Yavuz, halde satılan soğanın fiyatının 3 liraya kadar düştüğünü söyledi. Soğan da iyice geriledi, zaten 3 TL'ye kadar düştü. Soğanın gerilemesinin sebebi artık söküme yaklaşıldı. Bir de devletin soğanda vergiyi indirmesi, ithalatta vergiyi kaldırması tabii buna ayrı bir etkinlik yaratmıştır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasının özelleştirilmesine partisinin meclis grup toplantısında sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sen vatansever değilsin diye seslendi. Şu anda bu alımı yapan firma, dikkat buyurun, bu alımı yapan firma, yani kime aitti bu? Bu alımı yapan firma %50 Katar, %50 Türk ortaklığı olan bir firmadır. Alımın yapıldığını sen söylüyorsun kardeşim. Alımı yapan firma var. %50'si Katar'a ait, Katar ordusuna ait. %50'si diğerine ait.
Hala diyor ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Ben soruyorum. Sen vatansever değilsin kardeşim. Söylüyorum. Sen vatansever değilsin. Bana dedim ki dünyada bir örnek göster ya. Dünyada bir örnek. Kendi askeri fabrikasını yabancı orduya teslim eden, yabancı orduya teslim eden bir ülke örnek ver bana ya. Kime veriyor? BMC'ye. Sahibi kimdi bunun? Ethem Sancar. Eski MAO'cu. Ethem Sancar. Ben Türk değilim diye övünen birisi. Burayı diyor ki 25 yıllığına verdik diyor. 25 yıllığına. Peki sorduk, ihale yaptın mı? Yapmadın ihale. İhale ilanı çıktı mı? Hayır. Peki nasıl veriyorsun sen buna? Hangi gerekçeyle veriyorsun? Bu fabrikayı Katar ordusuna teslim eden, teslim et diye sana yetki veren hangi kanun var? Bu fabrikayı sen oraya peşkeş çekerken Katar kralı sana bir uçan saray verdi. Bu arada bir bağlantı var mı diye sormuştu. Var mı bir bağlantı? Şimdi beyefendiye bir de otobüs armağan etmişler. Evet, aynı firma bir de otobüs vermiş seçimlerde kullansın diye. Ya insanın yüzü kızarır ya. İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP ile gizli ittifak yapıldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Akşener, HDP, Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır dedi. HDP, Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır, gizli ortağı. İYİ Parti lideri gizli ittifak iddialarına bir kez daha çok sert çıktı. Geçen hafta andımızın geri getirilmesiyle ilgili önerge verdik mecliste. Önerge AK Parti ve HDP'nin oylarıyla reddedildi. HDP Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır, gizli ortağı. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Akşener, Habur'da yaşananları hatırlattı, Cumhur İttifakı'na yüklendi. Habur günlerinde olduğu gibi, 2010 referandumlarında olduğu gibi, en rezili, en güzel diye yutturmaya çalışıyorlar. AKP'li İsmet Yılmaz'ın Ruiz-i Mahşer'le ilgili sözleri hala tartışılırken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da dini siyasete alet eden AKP'liler listesi hazırladı. Liste hayli kalabalık. Evet, teşekkür ediyorum. Ruiz-i Mahşer'de yine sizin beraat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. AKP'li İsmet Yılmaz'ın o sözleri çok tartışıldı. Yılmaz, dini siyasete alet etmekle eleştirildi. Artık ipin ucu kaçtı. Bu büyük bir endişenin varlığını gösterir. İsmet Yılmaz'ın o sözlerinin yankıları sürerken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut çok konuşulacak bir liste yaptı. Dini siyasete alet edenler listesi. AK Parti 16 yıldır bu ülkeyi kendisi yönetmiyor gibi her krizde kendisine mutlaka bir günah keçisi buluyor. CHP'li Bulut'un listesinde ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminde Dalaman'da bindiği uçağı Nur Mağarası'na benzetmişti. Bizden önce meğerse Dalaman'a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor. Ve uçağa girmişler, bakmışlar, çıkmışlar. Nur Mağarası'ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili Peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık ile birlikte orada, ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş. Ya burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan, kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar. Listedeki bir diğer isim de AKP'li Hüseyin Şahin. O da Erdoğan'a dokunmayı ibadete benzetmişti. Ya Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın belki ibadet, ben bunu söyleyeyim. AKP'li Fevai Arslan da listede kendisine yer bulanlardan. Arslan Erdoğan'ı överken işi biraz daha ileriye götürmüştü. Dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Eski bakanlardan Egemen Bağış da Erdoğan'ı öveyim derken listeye girmeyi başaranlardan. Şanlıysa, Antep Gazi ise, Maraş Kahramansa
Rize, İstanbul ve Siirt'te mübarektir. Bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuştur. AKP'nin eski sözcüsü Yasin Aktay ise Peygamber Efendimiz için söylenen salavatı Erdoğan'ın ismiyle birleştirerek Türkiye'ye çevirmişti. Aktay da unutulmadı o listede. Recep Tayyip Erdoğan. Burhanettin Bulut'un listesi epey kalabalık. O listeye nasıl bir tepki gelecek AKP kanadından şimdilik merak konusu. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş organize sanayi bölgesi yöneticileriyle buluştu. Yavaş, 4 organize sanayinin yan yana bulunduğu alanın Eskişehir yoluna bağlanmamasını eleştirdi. Altyapı ve ulaşım problemlerini çözeceğiz dedi. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş organize sanayi bölgesi yöneticileriyle bir araya geldi. Yavaş organize sanayinin önemine vurgu yaptı. Bir ilçedeki zenginliği sağlayacaksanız, insanların mutlu yaşamasını istiyorsanız iş sistemi sağlamak zorundasınız. Herhalde iş sistemi de sağlayacak yerler organize sanayileridir. Yavaş, 4 organize sanayinin yan yana bulunduğu alanın Eskişehir yoluna bağlanmamasını eleştirdi. Altyapı ve ulaşım problemlerini çözeceğiz dedi. 4 tanesi yan yana olan bir organize sanayi bölgesinin şu Eskişehir yoluna bağlanmamış olması artık neyle izah edilir bir şey diyemiyorum. Yavaş'ın bir eleştirisi de sanayinin desteklenmemesineydi. Sanayi desteklenmedi. Desteklenmeyince ne oluyor? Sadece sanayi değil. Yıllardır köyde yaşayan vatandaşımız şikayetçi. Hayvancılık bitiyor dendi. Kaç yıldır biliyorsunuz yurt dışına ithal hayvan getiriyoruz. Yine tarımda yapılan bazı politikalar nedeniyle şu andaki işte meyve ve sebzenin pazarın durumu ortada. Ne yapmak lazım? Yani mucize bir formülü değil, üretimi desteklemek lazım. Maden kanununda değişiklik öngören torba yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Ancak o tasarı kabul edilirse çevreyi kirleten eski termik santraller 2 yıl daha aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Naylon poşet gitti, termik santraller duruyor. Üstelik yasa tasarısıyla 2 yıl daha çalışmaya devam edecekler. Maden kanununda değişiklik öngören torba yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Ama tasarıdaki bir madde özellikle çevre örgütlerinin büyük tepkisini topladı. Tasarının 45. maddesi özelleştirilen çevre yatırımlarını tamamlayan ve yasal sınırların üzerinde kirletici madde salan eski termik santrallerin 2021 yılı sonuna kadar çalışmalarına devam etmelerini öngörüyor. Yani tasarı kabul edilirse bu termik santraller 2 yıl daha çevreyi kirletmeye devam edecek. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Tema Vakfı işte bu yüzden milletvekillerine bir çağrı yaptı. Tasarıyla orman alanlarının madencilik ve enerji faaliyetleri için cazip hale getirildiğinin ve bu durumun ormanlara büyük zararlar vereceğinin altı çizildi. O çağrıda tasarı bu haliyle hem anayasaya aykırı hem de en temel hak olan yaşam hakkını ihlal ediyor denildi. Şile'de 4 kişinin öldüğü bot kazası davasında 7 yıl sonra karar çıktı. Ama hiçbir sanığa ceza verilmedi. Olayda yaşamını yitiren makinist Mehmet Genç'in annesi Esma Genç karara tepki gösterdi. Esma Genç oğlunun zorla göreve götürüldüğünü anlattı. Beraat kararına büyük yerden emir geliyor sözleriyle isyan etti. Beraat kararı verildi, büyük yerden geliyemez. Bunların işleri vardı başka. Büyük yerden geliyor şimdi bunlara. Bunları ben dillere versem neler var. Karadeniz'in dev dalgaları ve fırtına. Böyle kaçıp kendilerini kurtarmışlardı. Ancak Kaptan Cemil Özben, Yağcı Turgay Sarıboğa, Makinist Mehmet Genç ve onların yardımına koşan balıkçı Mümin Akgün o kadar şanslı değildi. O anlarda can verdiler. Evladımı kaybettim. Evladımı kaybettim. 11 günde buldum evladımı. 11 günde denizde evden çağırdılar izinliyken aldılar.
götürdüler. Gemiyi kurtaracaksın diye makinizi de gemide. Makine mühendisi. Mahkeme 7 yıl sonra kararını açıkladı. Haklarında soruşturma izni verilmeyen ve olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcıları olan sanıklar Bedri Olcay Özgürce ve Ülker Acarer hakkında açılan dava düşürüldü. Kıyı Emniyeti eski genel müdürü Salih Orakçı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa atfedilecek kusur bulunmadı. Beraatlerine karar verildi. Beraat kararı verildi. Büyük yerden geliyor yani. Bunların işleri vardı başka. Büyük yerden geliyor işin bunlara. Bunları ben dillere versem neler var? İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen karara olayda yakınlarını kaybedenler tepki gösterdi. Bize hiç böyle kimsiniz, siz neyin nesisiniz, buraya nereden geldiniz? Bir de sizi dinleyelim. Hiçbir sefer böyle sormuyor hakimler, savcılar. Mahkeme böyle mi oluyor? Dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakçı hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla dava açılabilmişti. Ne bekleyecek biz? Allah'ıma güveniyoruz Cenab-ım Allah'ıma işe yolluyup deyin. Ağlayı ağlayı gönderdik çocuğumuzu o akşam geldi izinden. İzine geldi gemiden bir haftanın üstünde. Biz de memleketten geldik. Oğlumuzu görecek. Oğlumuzu zorunla çağırdılar oraya. Yıkık bota verdiler onları. Ağlayı ağlayı 4 metre şey dalganın şeyine soktular Rus gemisini kurtarmak için. Rus gemisi böyle yalpabur bir denizde. Onları oraya yolladılar. Bot şeye dayanamadı dalgaya. Haydi bakalım bot zaten patlamıştı. Ordu'da yamaç paraşütüyle ikili atlayış yapan Hüseyin İlhan'la Eren Şalcı paraşütlerinin teleferik tellerine takılması sonucu havada asılı kaldı. Makaranın ipleri kopunca da 30 metreden düştüler. Yaralanan ikiliden pilot Hüseyin İlhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ...530 rakımlı yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar. Paraşütleri teleferik tellerine takıldı, telde asılı kaldılar. Olay akşam saatlerinde Ordu'da bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Boztepe'den atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Hüseyin İlhan ve yanında eğitim gören Eren Şalcı'nın paraşütü... ...inişe 30 metre kala Karadeniz sahil yolu üzerinden geçen teleferik tellerine takıldı. Tellerde asılı kalan ikili paraşütün iplerinin koparması sonucu aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pilot Hüseyin İlhan kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Paraşüt eğitim alan Eren Şalcı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Gaziantep'te kanalizasyon hattında metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sırasında caddeden geçen özel halk otobüs sürücüsünün ani fren yapması sonucu iki yolcu yaralandı. Çevredeki ev ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. Olay öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün geçişi sırasında caddedeki kanalizasyon hattında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte rögar kapağı yerinden fırladı. Caddeden geçen özel halk otobüsünün altına çarptı. Paniğe kapılan sürücü ani fren yaparken otobüsteki iki yolcu yaralandı. Patlamada çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarları yıkıldı. Bölgede itfaiye ve gazdaş ekipleri incelemede bulundu. İlk incelemede patlamaya kanalizasyon hattında sıkışan metan gazının neden olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret ettiği FETÖ'ye yenilik büyük operasyon başladı. 76 ilde düzenlenen operasyonda 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yenilik büyük bir operasyona daha hazırlanıyoruz demişti. O operasyon sabah saatlerinde başladı. 2010'da yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi. Soruların verildiği illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli 76 ilde başlayan FETÖ operasyonunda 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 130'unun aktif görevde olduğu belirtildi. Denizli'de bir polis görev yaptığı polis merkezinde tabancayla intihar etti. Olay saat 21 sıralarında Çınar Polis Merkezi'nde yaşandı. Baş polis Murat Ç. görevli olduğu polis merkezi içindeki tuvalette tabancayla kendini göğsünden vurdu. Siyah sesi üzerine tuvalete giden meslektaşları Murat Ç.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Baş polis Murat Ç.'nin intihar nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sevgili izleyenler, şimdi Antalya'dan gelen ve yürekleri dağlayan bir haberle devam edeceğiz. Daha 5 aylık minicik bir bebekti o, çünkü artık hayatta değil. Çünkü bir camide teneşir masasının üzerine bırakıldı ve bebek soğuktan yaşamını yitirdi. Bir erkek bebek, henüz 5 aylık. Cami bahçesindeki teneşir masasına bırakıldı. Masum bebek soğuktan yaşamını yitirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Arap Suyu Merkez Camii müezzini 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası teneşir masası üzerindeki örtüyü fark etti. Örtünün altında bir bebek olduğunu gördü müezzin. Hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine geldi ekipler. 5 aylık olduğunu değerlendirdiler erkek bebeğin ve sonra da yaşamını yitirdiğini söylediler. Polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna işte böyle götürüldü. Yapılan ön otopside bebeğin teneşir masasına bırakıldığında yaşadığı, ancak sonra soğuktan hayatını kaybettiği belirlendi. Yükseköğretim Kurumları sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular için son tarih 6 Mart. Yükseköğretim Kurumları sınavı 2019 için başvurular başladı. Kılavuza göre YKS başvuruları bugünden itibaren 6 Mart'a kadar alınacak. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi. Bu yıl 15 Haziran tarihinde temel yeterlik sınavı, 16 Haziran'da alan yeterlik sınavı ve yabancı dil testi oturumlarına katılabilecek olan üniversite adayları sınav başvurularını 12 Şubat 6 Mart tarih aralığında tamamlayacak. Sınav sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Usta oyuncu Erdoğan Sıcak bir süredir KOAH'la mücadele ediyordu. Fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. 79 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz sanatçıyı Hakan Yeşilyurt ise son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro bir hayattır. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören usta oyuncu Erdoğan Sıcak yaşam savaşına yenik düştü. Özellikle oyuncular için. Ses sanatçısı Onur Akay acı haberi şu sözlerle duyurdu. Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden Erdoğan Sıcak'ı kaybettik. 79 yaşındaki değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazesi Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak ifadelerini kullandı. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Erdoğan Sıcak ilk olarak 1975'te Kaynanalar dizisinde rol aldı. Sıcak 1987'de Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan Muhsin Bey'de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak son olaraksa İstanbullu Gelin ve Şahsiyet dizilerinde de rol aldı.
Antalya'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Hakan Yeşilyurt'sa sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Beraber çıktık biz bu yollara. Cem Evi'ndeki törenin ardından Hakan Yeşilyurt'un cenazesi sevilen şarkıları eşliğinde konuksever mezarlığına defnedildi. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası kalp cerrahı Profesör Doktor Mustafa Öz dün son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Öz tıp dünyası büyük bir lideri ve ben de babamı kaybettim dedi. Tıp dünyası büyük bir lider kaybetti babamla. Evet. Ben de babama kaybettim. Bu sözlerle uğurladı babasını Türkiye'nin dünyaca ünlü doktoru Mehmet Öz. İnanılmaz bir doktordu, inanılmaz bir babaydı. Evet. Hepimizi iyi etti. Kuvvetli Doğru. bir insandı. Çok kuvvetli hayatın, bir insan. Hayatın sonunda bile zordu ama kuvvetli olduğu için bir türlü bırakmak istemedi. Mehmet Öz'ün babası kalp cerrahı Profesör Doktor Mustafa Öz son yolculuğuna uğurlandı. Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Öz için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde konuşan Mehmet Öz artık hayattaki amacının annesine destek olmak olduğunu belirtti. Benim hayatta en büyük amacım anneme kuvvet tutmak şimdi. Evet. Nasılsın anne? İyiyim işte. Baba olsaydı daha da iyi olurdu. Suna Öz ise 60 yıllık hayat arkadaşına bu sözlerle veda etti. Babamız çok kuvvetli bir insandı. Bozkır'ı çok severdi. Hep orada güzel işler yaptı. Çok çalıştı. Çok çalışkan bir beydi. Hakikaten çok çalışkandı. Ama artık vücudu yoruluyordu. Yoruluyordu. Öz için Fatih Camii'nde düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla Öz'ün yakınları ve sevenleri katıldı. Törende Öz'ün eşi Suna ve çocukları Mehmet ile Seval Öz taziyeleri kabul etti. Profesör Doktor Mustafa Öz törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 3 Ekim 1925 tarihinde Konya Bozkır'da doğan Mustafa Öz, devlet parasız yatılı okullarında okuduktan sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini de burslu bitirdi. Daha sonra kendi imkanlarıyla ABD'ye giden Öz, genel cerrah ve profesör unvanlarını kazandı. ABD'de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Öz, Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. Mustafa Öz, 94 yaşında hayata veda etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatısında biriken kar, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. İşçiler bellerine ip bağlayıp önlem alıyorlar ve biriken karları temizliyorlar. Devam et, erkeme yapar, devam et. Kışın sert geçti. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yüksekova'da yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler kışın gelmesiyle çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor. İşsizlik verilerinin üst seviyede olduğu ilerden biri olan Hakkari'de işçiler adeta ipin ucunda ekmek parasını kazanıyor. İşçiler çıktıkları çatılarda düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki bacağa, demir ya da başka bir noktaya sabitliyor. Kış aylarında çatılarda biriken karları temizleyerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyleyen işçiler, çocuklarını geçindirmek için bazen ölümü bile göze aldıklarını belirtiyor. Sevgili izleyenler, son iki gündür spor dünyasından art arda son dakika haberleri geliyor. Son olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını verdi. Dün de Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile yollar ayrılmıştı. Son haberlere göre Namoğlu Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak "Başkanım, gördüğüm lüzum üzerine ayrılmaya karar verdim. Bu konuda kararlıyım, geri adım atmayı düşünmüyorum." dedi. Bunun üzerine Futbol Federasyonu söz konusu istifayı kabul etti. Milli takımda Mircea Lucescu dönemi de dün resmen bitmişti. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Direktörü
Lucescu'nun sözleşmesini feshetmişti. Lucescu'nun yerine ise en büyük aday Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Sosyal medyada büyük ilgi gören bir görüntüyle devam edeceğiz şimdi. Tokat'ın Artova ilçesinde eğitim gören 14 öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle görselleştirdi. Görüntülerle akşam haberlerini noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.